Yeni güne depremle başladık. Adana'nın Kozan ilçesinden 3 deprem haberi ardı ardına geldi. O depremlerle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bir paylaşım yaptı sosyal medya hesabından. Saat 5.32'de 4,6, 5.33'te 4,5 ve 5.34'te ise 4 büyüklüğünde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedilen depremde AFAD'la ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur ve gelişmeleri takip ediyoruz dedi Bakan Yerlikaya. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun dedi. Bakan Yerlikaya da yine AFAD'da ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbar yok dedi. Ama 3 depremde saniyeler farklı ardı ardına yaşanınca ve peşinden de artçılar geliyor, bunu da ifade edelim. Bölgede büyük bir panik söz konusu. Vatandaşlar birden yataktan depremle, sarsıntıyla uyandı ve kendini sokağa attılar. Peki bölgeden bir haber var mı? Bölgede bir tarama faaliyetleri sırasında yeni gelen bilgiler var mı? Arkadaşımız Halil İbrahim Uğur Adana'da bizleri bekliyor telefon attığımızda. Halil İbrahim, bir kez daha geçmiş olsun. Şimdi bir yandan o anlara dair görüntüler de, o panik anlarına dair görüntüler de ekranlara geliyor. Çevre illerden de ilçelerden de hissedilen bir depremdi anladığımız kadarıyla. Var mı sende yeni bilgiler? Aslında şunu söylemekte fayda var. 6 Şubat depremlerinden sonra aslında bölgede yaşayan insanlar en küçük sarsıntıda dahi büyük panikler yaşayabiliyor. Dolayısıyla bununla bir örneğini bu sabah bir kez daha yaşamış olduk. Çünkü saatler 05.32'yi gösterdiğinde Adana'nın Kozan ilçesinde 4,6 şiddetinde deprem meydana geldi ve aradan bir dakika geçmeden bu kez 4,5 şiddetinde artçı bir sarsıntı meydana geldi. Tabii ki hatırlayacaksınız, Kahramanmaraş depremlerinde de yine iki büyük deprem peş peşe gelmişti. Dolayısıyla benzer bir şeklinde burada meydana gelmesi bölgede yaşayan insanlarda daha büyük korku ve paniğe neden oldu. Tabii ki deprem sadece Kozan'da meydana geldi ama merkezi Kozan ilçesi, ama tabii ki çevresindeki il ve ilçelerde de depremin şiddeti hissedildi. Çünkü Kozan ilçesine en yakın ilçelerden bir tanesi, ki şehir olması da konuşulan bir nokta, Osmaniye'nin Kadirli ilçesi, yine Adana'nın diğer bir ilçesi, yine onun da şehir olması konuşulan bir ilçe, o büyüklükte bir ilçe, Ceyhan ilçesi. Dolayısıyla buralarda da hissedilmesi tabii ki bölge insanını birdenbire ayağa kaldırdı ve orada da korku ve panikte insanların evlerinden dışarıya çıktıklarını, hatta yataklarından dışarıya çıktıklarını ifade etmekte fayda var. Tabii ki Adana'nın Kozan ilçesi Adana merkeze uzakta olan bir ilçe. Dolayısıyla deprem Adana merkezde de hafif de olsa bazı noktalarda hissedildiğini söylemekte fayda var. Tabii ki şu anda Kozan ilçesinde insanlar büyük bir korku ve panik içerisinde uyandıkları için henüz depremin şiddetini üzerlerinden, korkusunu üzerlerinden atmış değiller. Dolayısıyla dışarıda bekleyen insanlar da var, ama tabii ki yavaş yavaş da insanların tekrar evlerine girme noktasında da faaliyetin olduğunu söyleyebiliriz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da yapmış olduğu açıklama gibi şu anda bölgede herhangi bir yıkılan bina veyahut da zarar gören bir bina veyahut da yaralanan herhangi birinin olmadığı yönünde bizler de burada yerel yöneticilerden almış olduğumuz bilgiler var. Tabii ki ekipler, AFAD ekipleri şu anda sahada. Bir taraftan gelen ihbarların değerlendirilmesi, bir taraftan da saha taraması noktasında çalışmalar devam ediyor ve özellikle de Kahramanmaraş depreminden sonra bölgede çok fazla küçük de olsa, küçük şiddetli de olsa depremler meydana gelmişti ve insanlar da bu noktada yine aynı hassasiyeti göstermişti. En küçük sarsıntıda dahi 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin etkisini unutmadıkları için büyük bir panik yaşadıklarını söylemekte fayda var, ki Adana'nın
en fazla belki de son zamanlarda depremin yaşandığı ilçelerden bir tanesi de Aladağ Sayınbeyli hattı. Dolayısıyla sık sık oradan da depremi gördüğümüzü söylemekte fayda var. Kozan ilçesi Adana merkeze uzak ama Sayınbeyli ve Aladağ bölgesine yakın bir nokta. Dolayısıyla peki. Adana'nın kuzey ilçelerinde aslında benzer sarsıntıların geçmişte olduğunu, 6 Şubat depremlerinden sonra sık sık meydana geldiğini ve bugün de daha şiddetli bir şekilde kendisini bir kez daha hatırlattığını söylemekte fayda var. Halil İbrahimur, teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diyelim bir kez daha Adana'ya. Senden yine son bilgileri almayı sürdüreceğiz. Diğer taraftan da jeoloji yüksek mühendisi Engin Er telefon attığımızda. Sayın Er, hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Adana aslında tüm ülkemizdeki pek çok yer olduğu gibi bir deprem bölgesi. 6 Şubat depremlerinden de malum etkilenmiş, yıkıma uğrayan şehirlerimizden birisiydi. Şimdi son olarak bu 3 deprem haberi de ardı ardına gelince 4 ve üzeri kentte büyük bir panik yaşandı. Bu depremi nasıl yorumlamalıyız? İlk değerlendirmenizi almak isterim. Öncelikle bölgede yaşayan insanlarınızı ve ülkenizi geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. 4.6 büyüklüğünde depremin insanlar tarafından hissedilir. Fakat bir önemli bir hasara ve yıkıntıya sebep olabilecek büyüklükte bir deprem değil. Fakat bunların arka arkaya olması bölge insanları üzerinde olumsuz etki yaptığını sizin haberlerinizden görüyorum. Bölge bir defa ülkemiz öncelikle bir deprem bölgesi. 6 Şubat depremlerinden de etkilenen bir ilimiz. 6 Şubat depremlerinden sonra biliyorsunuz Maraş, Kahramanmaraş'ta olmuştu deprem. Onun kuzey doğusu ve güney batısında bir stres, bir gerilim birikiminden söz edebiliriz. İşte bu 6 Şubat depremlerinin etkisiyle oluşan stres neticesinde böyle depremler bu bölgede olmaya devam edecek. Ama tarihsel kayıtlara baktığımız zaman da çok bu bölgede depremler var ama işte Adana'nın kuzey tarafında Şahinbey civarından geçen kayıtları var. Ama şu an için çok ayrıntılı bir çalışması yapılmadığı için net bir şey söyleyemeyiz. Hı hı. Yani bu büyükteki bir deprem bu bölge için anormal değil. Bir başka depremin öncüsü veya artısı bir deprem olarak değerlendirilmeyip 4.6 büyüklükteki depremin münferiden bir deprem ve arkasından gelen 4.5 ve 4 büyüklükteki depremler ve tabii 4.6'dan sonra şu anda onun üzerinde o bölgede deprem oldu ama tabii küçük ölçekte depremler oldu. Yani 4.6'yı bir deprem olarak kabul edip 4.5-4'leri de depremin enerjisinin sönümlenmesi olarak kabul edebiliriz. Başka bir depremin öncüsü falan değil. Peki Sayın Er, şunu da merak eder. Şimdi evet sizler ifade ettiniz. Geçtiğimiz dakikalarda kıymetli Aydın Büyüksaraş da ifade etti. Büyük panik yaratacak aslında bir deprem değil ama bölge büyük bir deprem zonunda yakınında. Deprem üretme ihtimali olan zonunda yanında Doğu Anadolu fay zonunun. Şimdi evet. Dediniz ki tetikleme durumu söz konusu değil. Peki Adana içerisinde bulunan bu fay kollarının daha büyük bir deprem üretme riski var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Doğu Anadolu fay hattı biliyorsunuz o bölgeden geçiyor. Maraş'tan ve Hatay'a doğru devam eden bir fay hattımız var bizim. Doğu Anadolu fay hattımız. Akdeniz'e doğru inen fay hattımız. Bu bölgenin 7'nin üzerinde deprem üretme potansiyeli tarihsel kayıtlarda çok defa gözüküyor. Dolayısıyla yani Adana merkezde veya Adana'nın kuzeyinden geçen fay hatlarının tetiklenmesinden ziyade Hatay civarında oluşabilecek bir depremden de tıpkı 6 Şubat'ta olduğu gibi Kahramanmaraş'ta olan bir depremden Adana zarar gördü. Bu bölgenin yakın civarında oluşabilecek depremlerden etkilenme ihtimali her zaman var. Bir defa şunu kabul etmemiz lazım. Türkiye bir deprem ülkesi ve deprem ülkesinde 24 tane ilimiz bizim fay hatları üzerinde yaşayan illerden oluşuyor. Yani sadece Adana değil o bölgedeki işte Bingöl Karlova'dan başlayarak Hatay'a doğru devam eden ve bunun etrafında bulunan fay hatların etrafında bulunan illerde de
Böyle depremleri biz yaşayacağız ve yaşamaya da devam ediyoruz. Biliyorsunuz her sene ülkemizde yani 5, 4, 6'ya yakın deprem her sene olmakta. Evet. Dolayısıyla deprem bizim için anormal bir olay değil. Önemli olan yıkıcı olmasın, işte 7'nin üzerine çıkmasın veya 5'in üzerine çıkmasın. 5'e kadar ülkemizdeki depremler zaten bir yıkıcı özelliği göstermeyen depremler. Bu da böyle insanların hissettiği fakat mala ve cana zarar vermeyen büyükteki depremler. Şu an için bu deprem daha büyük bir depremi tetikleyeceklerini söylemeyiz. Hı hı. Bu deprem sürümlenmeye devam edecek. Ama bölgemizin de bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini unutmadan buna göre hazırlık yapmamız lazım. Engin Hocam, son olarak şunu da sormak isterim. Şimdi Adana bölgesi, işte 6 Şubat depremlerini de gördük aslında. Buralar daha ova olarak ifade edebileceğimiz bölgeler, zemin yapısı olduğu için. Bu bölgelerde tedbirleri ne şekilde almalıyız? Yani özellikle burada oturan ev sahipleri, iş yeri olanlar vesaire vesaire. Bu tür bir zeminde kuruluysa binaları ne tür tedbirler alabilirler ya da hangi yola başvurabilirler? Bu tabii sadece vatandaşların kendi başına yapabileceği bir çalışma değil. Hı hı. Merkezi hükümet, yerel idare ve vatandaş işbirliğiyle bir organize olması lazım. Yani biraz önce söylediğim gibi deprem gerçeğini göz önüne alarak yani eğer binamız 99'dan önce yapıldıysa o zamandan bu zamana birçok yönetmelikler çıktı. Yönetmelik mesela 2019'da yeni bir yönetmelimiz çıktı. Birçok şey değişti. Beton seviyesi kalitesi değişti, demir kalitesi değişti, zemin etütlerindeki yöntemler değişti, çalışmalar değişti. Dolayısıyla biz bir bütün olarak bu işi ele almamız lazım. Önce planlamadan başlamamız lazım. Bunu planlarken 6 Şubat depreminde de gördük. Fay hatları üzerinde olan yerleşim yerleri daha fazla hasar gördü. Bir defa binamız fay hattına yakın mı? İki, sıvılaşma alanında var mı? Üç, mühendislik hizmeti alan binalardan mı oluştu? Biliyorsunuz Türkiye bir gerçeği bu. Evet. Yani mühendislik hizmeti almayan birçok binamız var. Eğer binamız nerede olursa olsun, eğer mühendislik hizmeti almış ise, denetlemesi doğru yapılmış ise, böyle binalarda evet sarsıntılar olur ama can kaybı olmayacak binalardır diyerekten düşünmemiz lazım. Öncelikle binamızın depreme dayanıklı olmadığını bir defa testini yaptırmamız lazım. Yeni yapılacak olan binalar da tabii mühendislik hizmeti alan binalar da binalar şeklinde yapmamız lazım. Yani bir devlet, merkezi hükümet, yerel idare ve vatandaş işbirliğiyle bizim depreme bir an önce kısa, orta ve uzun vadede hazırlık yapmamız gerekir. Peki. Yüksek Jeoloji Mühendisi Engin Erç, çok teşekkür ediyoruz kıymetli değerlendirmeleriniz ve aktardığınız bilgilerden dolayı. Çok sağ olun hocam.